Efendim birader. Ne yaptın lan sen Deniz'e kız hüngür hüngür ağlıyor? Senden öğrendik kadını aldatmayı. Soyumuz çekmiş işte, ne yapalım? Abi evde misin sen? Geliyorum ben şimdi yanına. Çok mu kötü lan? Yani kötü tabii. Kız içeride hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Hala çıkmadı odadan. Narin'le birlikte ne konuşuyorsa artık. Ya ben ona ne yapmış olabilirim ki birader? Başımın üzerine taşımaktan başka ne yapmış olabilirim? Oluyor işte, bozuluyor her şey. Tamam tamam, konuşma hadi, geliyorum. Bak birader, sen bunu al karşına konuş. Deniz de, böyle olmaz de. Alo, Fırat. Fırat. Lan iki saattir boşa mı konuşuyoruz biz be? Şimdi Narin de verecek odunu, verecek odunu. Yanacak ortalık ondan sonra. Ne oldu abi, yenge itiraf mı etmiş? He, kamuoyuna açıklamış. Hayırlı olsun abi. Abi bir durum var. Moskova Baba ile ilgili. Hani onunla ilgili değil de adam biri bunu tehdit ediyormuş. Hani müsaaden olursa ben o işi bir çözeceğim abi. Kim tehdit ediyormuş, niye tehdit ediyormuş? İşte Sermet takmış cana. E takar. Ben olsam ben de takarım. Keşke bize getirseydik adamı ya. Abla ben Picasso'ya geçmiş olsuna gidiyorum. Bir göreyim çocuğu. Şadiye sen karışma istersen. Arkadaşım o benim. Siz karışmayın isterseniz. Hiç laf dinlemiyor bu kıza. Şimdi gidecek Irmak, yine abuk sabuk konuşacak, kavga çıkartacak. Ya tamam bırak Fırat ya. Irmak'ın dişi geçer mi buna? Allah aşkına benim derdim bana yeter zaten. Ne yapayım, odaya mı kilitleyeyim? Bu arada Rıfat'ı Sermet sokmuş bizim yanımıza. Onun adamıymış. Sizin de zaten normal bir hayatınız yok ki yavrum. Tehdit edenler, abuk sabuk rüyanda falan müvekkillerle kavga ediyorsun. Hayır Fırat. Irmak'tan korumak için annem bebeği aldı, kaçtı rüyamda. Narin. Bak istiyorsan gidelim bir süre Fransa'ya yerleşelim ha. Yok yok yok. Ben korku dolu bir hayat istemiyorum. Bir ricam var yalnız. Senin eve taşınalım, tamam mı? Orası güvenli. Hem güvenliği arttırdılar senin olaydan sonra. Yüksek kale gibi, kendimi orada çok iyi hissedeceğim. Yani güvenliği her yerde sağlayabiliriz. Çocuk için de uygun bir yer bakabiliriz, bahçeli. Yok, tek kapımız olsun. Kapısı bacası belli bir evimiz olsun, ne olur. Hem çocuk daha küçük, bir yıl daha bebek kalacak. Hemen top oynayamayacak ki. Bakarsın doğar doğmaz birkaç ay gideriz yurt dışına. Orada zaman geçiririz. İyi hissederiz kendimizi. Hem benim başka çocuklarım da var. Ben onları bırakamam. Deniz'le Şadiye. Ne olur. İyi peki. Tamam. Ben gideyim şu amatör o kazanova ile ilgileneyim biraz. Dağılmıştır zaten. Artist. Yapacak bir şey yok ki. Ah canım benim. Şişede durduğu gibi durmuyor işte bu aşk. Ya tabii tabii, seni olgun, her şeyi halletmiş koca seni. Canım benim. Sen üç gün önceki halini unuttun tabii değil mi? Ha? Ben tamamım kızım. Ha, hadi bakalım. Hadi bana bak. Ha. Gel gel buraya. O Sermet'e söyle. Tamam mı? O Sermet'e söyle. İyi davransın kıza. Kıza aşık diye tapusu onda değil. Tamam mı? Sizden tapu almak zaten imkansız. Aa. Verdik. Verdik tapuyu. Daha ne kadar vereceğiz? Ama yalnız öyle tek taraflı olmuyor tapu. Genelde karşılıklı veriliyor canım, tamam mı? Tek başına alınmıyor tapu. Hadi. Hadi. Sonra durmamış tabii. Bir daha para istiyor, bir daha para istiyor. Moskov'da nereye kadar? Pili bitmiş. Tam o ara şeye geldi işte. Nari yengenin oraya geldi de tam böyle konuşuyordu. Ben de tesadüf oradaydım. Hallettim olayı. Onunla konuştum abi. Senin ne işin vardı lan orada? Abi beni boşanmaya gönderdin ya. Anlattın mı peki Nari'nin bir şeyler? Yok abi şey, bu yangın olayı falan girdi araya. Tesadüf, hiçbir şey duymadılar. Hani ben de hanımlar duysun istemedim abi. Şimdi duyacaklar bir ton olay. Hele Şadiye duysa var ya, hepten dağılır yani babasının yaptığını bilse. Hani öyle bir inisiyatif aldım. Yani uygun gördüysen. İyi de adamı perde çıkartmayın. Yemin ettik bir defa. Zaten abi hani bir duygusalız. Böyle bayağı bir humanistiz yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, iş halledemiyoruz ne hikmetse. Heh, abi bir de şey var ya. İnşaattan aradılar. Ortalıkta ufak bir karışıklık varmış. Yani bir saat de olsa seni bir görmek istiyor mühendisler abi. İnşaatta, mühendiste, Moskov'da değil. Ben yatacağım biraz. Lan bu kadın milleti de çıtı pıtı ama. Çarptı mı, fil çarpmışa dönüyor adam ya. Haline bak adamın. Kimim? Neredeyim? Nereye gidiyorum bilmiyorum ki bu hikaye başladığından beri. Yani bu evleneceği gün nikah vardı. Şurada oturuyordum saksı gibi. Telefonum çaldı. Yanıma gel dedi, nikahtan kaçmış. Fırladım çıktım, kaç kilometre yol yaptığımı bilmiyorum yani, bastım yürüdüm. Bir gittim otele. Gelinliğiyle oturmuş ağlıyor öyle. Nasıl yani? Otele mi çağırdı? Bir gelişi vardı.
Deniz abla nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Yani işte gördüğün gibi. Elçi oluyormuşsunuz ablamla. Şadiye. Şadiye. Tamam. Ben zaten spora gideceğim şimdi. Akşam sporumu yapacağım. Hadi kaçtım. Sen Deniz'le birlikte şu hayatı nasıl sürdüreceksin abi? Bana bunu anlatır mısın? Yarın öbür gün Deniz'in arkadaşlarıyla birlikte bir mekana gideceksin, partiye gideceksin. Ağzını burnunu kırdığın adamların elini mi sıkacaksın sen? Söyler misin bana? Ya da rüşvet verdiğin bir bürokrat senin evine gelecek. Sen de Deniz'in kocası olarak buyurun hoş geldiniz, buyurun yemeğimizi yiyin mi diyeceksin? Deniz, sen bu adam nasıl para kazanıyor biliyor musun? Hı? Sana aldığı hediyelerin altından ne tür bir kazanç çıkacak? İki gün sonra bunun hesabını sormayacak mısın? Bak abi cana taktın daha şimdiden. Kim bilir kaç tane daha can var bu kızın hayatında ve hepsiyle de arkadaş. Yarın öbür gün bir masada sohbet ettiğinde bunlara rastladığında ne yapacaksın sen? Hı? Bana bunu söyler misin? Ben seni çok iyi biliyorum. Senin meşrebine uymaz. Kıza da kendine de zehir edeceksin hayatı. Siz farklısınız. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Bak şimdi kalbini tutuşturuyor ama bir zaman sonra öyle yan yana durmak kolay bir şey değil. Ne konuşacaksın Sermet'le? Çocuklarını neye göre yetiştireceksin? Bak sana söylüyorum bir saat bile geçirmek işkence haline dönecek. Yarın öbür gün eteğine takacaksın, dekoltesine takacaksın. İki gün sonra çamura saplanacaksınız abi. Farkındayım büyüledi bu kız seni. Ama senin kalemin değil bunu bir kere daha söylüyorum sana. Hayır birader. O kız benim diğer yanım. Hayır ya. Yani evet kafam beynim karşı çıkıyor birçok şeyine kızıyorum ama bu öyle bir şey değil. Bu böyle her şeyin ötesinde başka bir şey. Yani ben hayatım boyunca böyle bir adam bekledim. Bunun hayalini kurdum. Biz birbirimize çok benziyoruz aslında ya. İyi tamam. Git o zaman evlenme teklifi et. Hı? Ettim. Tamam. Evlen o zaman Deniz'ciğim. Evlen. Evlen. Al boyunun ölçüsünü. Kabul ettim zaten. Ben işte ettim. Sonra yangın çıktı. Rıfat'la karşılaştık. Birbirimize girdik falan. Ay. Ay Narin. Ay bir evlenme teklif etti. Böyle kayaların üstünde altımızda deniz, böyle beyaz tümler uçuşuyor falan. Ay. Ay aklımı oynatacağım. Ay vallahi aklımı oynatacağım ya. Yürü git ya. Ne halin varsa gör vallahi ya. Bende kabahat ya. Bende kabahat. Almışım karşıma aşık kadın, laf anlatmaya çalışıyorum, öğüt vermeye çalışıyorum. Bana bak, sakın sabahki gibi hönkürerek gelme bir daha, sakın. Çok özledim ben Sermet. Ay. Şey olmasın. Hani başlarda böyle bir yükselir insan, ateş saçar, ten uyumu falan olur ha? Ondan sonra hani aradan zaman geçer, yok olur o. O ilk ateş sönünce falan. Öyle bir şey olmasın. Ne ten uyumu ya? Ne ten uyumu? Adam iki kere elimi tuttu, bir kere beni öptü. O kadar ne teni ne uyumu. İşte öyle şeylere dikkat ediyor. Öyle bir şey olmadı. Biz hep ayrı odalarda kaldık ya. Ay aklımı kaçıracağım. Ay aklımı kaçıracağım. Bayağı aşık olmuşsun sen. Haydi aşık olmuşsun sen. Ay aklımı kaçıracağım. O bir olacak çocuk. O bir olacak sizin yüzünüzden. Ve duygusal yemek krizleri geçiriyorum. Her şeyi yedim. Ne bağırıyorsun be? Ay. Ya birader şey yapsak mı? Şimdi seninle böyle beraber gitsek, sen havayı değiştirsen. Yani Rıfat'ı o şirkete güvenlik amacıyla soktum filan desen. Başka çarem kalmadı zaten benim. Yani sizin yüzünüzden benim huzurum kalmadı.
Sizi barıştırmadan ben rahat edemeyeceğim ki. Deniz Hanım da zaten benim yatağımda yatıyor. Kendi yatağıma giremiyorum ya. Yalnız şey olmasın ha, öyle hani Sermet dayanamadı da gittik falan filan havaları esmesin. Vay 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 vay. Merak etme. Ben seni zaten eve döve döve sokarım. Kimse de hiçbir şey anlamaz. Benim zorumla gelmiş gibi gözükürsün. Allah Allah ya. Ne yapalım yani, biz senin gibi zamparlıkta yüksek lisans yapmadık. Elimizden gelen bu. Yok ya. Ben buna şükür diyemeyeceğim güzel abi. Keşke yapsaydım. Gittin kendi dünyanın arka yüzünden bir tane kız seçtin hayatına. Hadi. Kalk gidelim, ben seni döve döve sokayım içeri. Tamam tamam, kalkarız. Hadi. Benim seninle bir şey daha konuşmam lazım. Ne? Ya ben güzel bir yatırım buldum. Ne işi bu? Nereden çıktı şimdi? Ya iyi bir yatırım. Hatırlar mısın bir ara seninle gittiğimiz bir restoran vardı, Minyon diye? Oranın sahibi vefat etmemiş miydi? Yani işte rahmetli olduktan sonra karısı işleri herhalde tek başına yürütemiyor. Geçen gün o bizim yatırım danışmanı aradı. Böyle böyle bir iş var, gider misiniz diye. Ben dedim Fırat'la bir konuşayım, olursa ortak gireriz. Bakarız abi. Hadi seni şu işi halledelim önce, kalk. Hadi. Konuşuruz hadi. Ali nerede? Üstümü falan değiştirsen mi ya? Ya gerek yok, hadi abi. Ha, bir dişimi falan fırçalayayım lan. Ya Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.